Merhaba, Murat Çolakoğlu, beni tanıyorsunuz. Ee, ben size bu programda e, enerji sektörüyle ilgili e, bildiğimizi düşündüğümüz, duyduğunuz, gazetede okuduğunuz ama tam olarak detayının ne olduğunu bilemediğiniz konularda kısa kısa bilgiler verip sizi aydınlatmayı e, planlıyorum. E, bu çerçevede yapmak istediğim, açıklamak istediğim e, konulardan bir tanesi öncelikle ...kaya gazı. Adı da komik aslında. Kaya gazı deyince hani kayadan gaz mı üretiliyor... E, ...gibi anlaşılabilir. E, İngilizcesi shale gas. E, son yıllarda adı çok duyulur, bilinir oldu. E, çok yazılır, çizilir oldu hakkında. Kaya gazı nedir? Kaya gazı aslında... E, ...yeni keşfedilmiş bir kaynak değil. Bir hidrokarbon... E, ...enerji kaynağı. Yani normal yollarla çıkartılan gaz ve e, petrolden e, bir farkı yok. Ama teknolojik olarak çıkartım, yön, çıkartım yöntemi farklı olan bir e, enerji türü. Kaya gaz olabildiği gibi kaya petrolü de olabiliyor. E, bunun öncülüğünü Amerika yaptı. E, aslında 10 yıllardır varlığı bilinen e, ama gerek teknolojik yetersizlikler gerekse e, pahalı olması nedeniyle çıkartım maliyetlerinin e, satışı ekonomik olmayacağından hiçbir zaman e, yatırımına yönelilmeyen bir kaynaktı dünya için. Ama Amerika on yıllardır yaptığı yaratıcı teknolojik yatırımlar sayesinde bu kaynağı ekonomik olarak kullanabilir hale geldi. E, Kaya gazı teknolojik olarak yani bir mühendis değilim ama e, şu şekilde e, herkesin anlayabileceği şekilde özetleyebilirim. Kaya gazı e, jeolojik yapıların içerisine sıkışmış ve ancak e, farklı teknolojik yöntemlerle çıkartılabilen e, bir gaz türü. E, bu Amerika açısından e, bir e, çıkış noktası oldu. Çünkü Türkiye'deki e, e, dışa bağımlılık konusunu herkes biliyor. E, enerji kaynakları konusunda. E, Amerika'da e, bizden Tabii ki daha iyi durumda çünkü kendi kaynakları da var. Ama bu bağımlılığını azaltmak adına öncelikle bu alana yatırım yapıp kendi ülkesindeki kaya gazı potansiyelini kullanma yöntemini değerlendirerek, çok iyi şekilde değerlendirerek dışa bağımlılığını azaltma yönünde bir çalışma gerçekleştiriyor. Öncelikle kendi iç kullanımı amacıyla çıkartılan gazın e, tüketilmesine karar verildi. Dolayısıyla sanayiciye daha ucuz gaz temin ederek kendi içindeki e, ekonomisindeki maliyetleri azaltma yöntemini tercih etti. E, ciddi miktarda kaya gazı çıkartılmasına rağmen Amerika'da şu anda sadece iç kullanıma müsaade ediliyor. Sadece bir şirketin ihracat izni var. Kaya gazı peki tamam Amerika için güzel diyebilirsiniz ve bana yarar ne Türkiye'de? Türkiye için uzun vadede belki bir faydası olabilir. O da nedir? Biz şu anda kullandığımız gaz ciddi miktarda pahalı çünkü bizim çevre ülkelerden özellikle Rusya'dan ciddi miktarda alımlarımız var. Kaya gazının uzun vadede şöyle bir etkisi olabilir, en azından umudumuz öyle. Gerek Amerika'da gerek dünyanın farklı yerlerindeki gaz eğer ekonomik olarak bizim temin ettiğimiz gazdan daha ucuz şekilde tedarik edilebilir hale gelirse bizim ee, hem e, tedarik kaynaklarımız hem de e, mevcut kontratlarımız e, üzerinde fiyat baskısı yapacaktır. Ama nasıl fiyat baskısı? Aşağı yönde fiyat baskısı. Çünkü e, artık mevcut tedarikçilerimiz dışında farklı tedarikçilerden de daha ucuza gaz temin edebilme durumuna gelebiliriz. E, kaya gazının uzun vadede belki böyle bir etkisi olabilir bize. E, dolayısıyla hani gazetede e, okuyup, e, dergilerde görüp veya e, televizyonlardaki tartışmalar esnasında rastlarsanız kaya gazı aslında yeni keşfedilmiş bir şey değil. Zaten vardı ama artık e, çıkarılabilir ve teknolojik anlamda e, kullanılabilir hale geldi. Ekonomik anlamda. E, kaya gazı budur. Eğer daha fazla sorunuz olursa bana bir mesaj atarsınız. İyi günler.